Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına başlasın. Sır, zaman, kıskancın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Sabahım, yaratanım, Rabbine sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın sözü başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Egen, Keva, Me, İ, Le, Ki, Te, Bi, Le. Tüm, Min, Hüm, Ve, Hüm. Harfi gelirse o zaman önce gizli bir mim var, okunur, sonra B olur. Şimdi yapıyoruz. Mim da bi yazılır ama okunmaz. Mim da bi olur. İnsanların kalplerinde olan gizli vesvesenin şerrinden, kötülüğünden öğrendim. Kolay, hafif, rahat, mutluyum. Kur'an'ı kolay bir şey, yavaş yavaş öğrendim ve kolay şimdi anladım. Kolay ve mutluyum. Teşekkür ederim. Ve öğrencimiz Ayşe %47. Kur'an'da öğrendim. Kur'an-ı Kerim öğrenmek kolay mı? Öğrendim. Öğrendim. Çok iyi oldu. Öğrendim. Harfleri çok değerlendim. Çok çekildim. Allah razı olsun. Umum ettik. O yüzden çok çekildim. Bize öğretti. Her şeyi öğrendim. Çok çekildim. Biz teşekkür ederiz. Kur'an öğreniyoruz ve mutluyuz. Kur'an-ı Kerim öğrendikleri için Allah kendilerinden razı olsun. Kur'an öğrendiğiniz için Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Tabii bu hizmet önemli bir hizmet. Yani dini hizmet, Kur'an hizmeti toplumun her kesimine ulaştırmak bizim görevimiz. Tabii daha önceki yıllarda bu alanlarda fazla bir faaliyet yoktu. Ancak son zamanlarda başkanlığımızın faaliyetleri içerisinde gençlere yönelik, engellilere yönelik, çocuklara yönelik çok güzel projeler üretiliyor. Gerek başkanlık merkezinden gerekse mahallinde olan faaliyetlerde çok güzel bir seviyeye getirildi. Tabii yeterli mi değil ama güzel bir başlangıç. Gittikçe de hızlı bir şekilde artıyor. Bu bizi sevindiriyor. Biz de şu anda Gaziantep ili olarak konuşacak olursak çok güzel projelerimiz var. İki bölgemizde de Şahin Bey ve Şehit Kamil bölgelerinde güzel faaliyetlerimiz var, kurslarımız var, SODES destekli projelerimiz var. Toplumun her kesimine bu hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, görevlerimiz canla başla çalışıyorlar.
Bu konuda işte camilerimizde okuma salonları, gençlik merkezleri gibi, çocuk merkezleri gibi yerleri açıyoruz ve toplumun her kesimine hitap edecek şekilde cami hizmetlerini de geliştirmeye ve genişletmeye çalışıyoruz. Bu güzel, sevindirici bir şey. Engellilere yönelik de gerek görme engelli, gerekse işitme engelli kardeşlerimize de elimizden geldiğince gene bu hizmetleri takdim etmeye çalışıyoruz. Tabii bu hizmetler biraz altyapı itibariyle yeni başladığından dolayı her ne kadar seviye itibariyle, sayı itibariyle belirli bir sayıda olsa bile, az da olsa bile, fakat altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. İşte bu kardeşlerimize yönelik hizmet verebilecek, eğitim verebilecek hocalarımızı, kursları açıyoruz. Onlara yönelik işte işitme engelli, görme engelli kardeşlerimize ders verebilecek Braille alfabesini ve işaret dilini konuşan, bilen ve bu engelli kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri öğretebilecek, o şekilde öğretebilecek hocalarımızın yetişmesine de önem veriyoruz. Buradaki kursumuz tabii işitme engelli kardeşlerimize işaret diliyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğretme kursudur. İl müftülüğümüzde de hocalarımıza yönelik kurslarımız var. Yani işaret dilini hocalarımıza önce öğretiyoruz. Ondan sonra da camilerinde bu kardeşlerimize yönelik kurs açılmasını teşvik ediyoruz. Onları planlıyoruz. Tabii burada örnek bir sınıfımız var. Ama inşallah ileride bu hizmetlerin gelişeceğine ve artacağına inanıyoruz. Tabii tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Bu işitme engelli kardeşlerimizin camilerimize bu kurslara müracaat etmeleri, talepte bulunmaları ve başka camilerde de aynı şekilde kurs açmamız için tabii talep olması gerekiyor. Talep olursa inşallah bu kurslarımızda artarak devam edecek. İl merkezimizde ve gerekli diğer bölgelerine inşallah yaymaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Ama işte dediğim gibi bu hizmetlerde altyapı önemli. Tabii elemanınız yoksa, bu dili konuşan elemanlarınız yoksa bunu yapamazsınız. Onların da eğitimi için belli bir süre istiyor, belli bir zaman istiyor. Ama hızlı bir şekilde bu hizmetler devam ediyor. Altyapı çalışmaları olsun, diğer mesela bu tür kurslarımızın açılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada işaret diliyle açılan bir sınıfımız var. Diğer tarafta da görme engelli kardeşlerimize de ders veren gene bir kursumuz daha var. İnşallah biz artmasını temenni ediyoruz. İnşallah artacaktır bu hizmetler. Değişik camilerde ilimizin, şehrimizin değişik bölgelerine bu kursları yaymayı amaçlıyoruz inşallah. Yani eğitim engel tanımaz. Yani eğitim için bir engel mazeret değil. Yani hiçbir mazeret kabul edilir bir durumu yok. Ha kişi hangi tür engele sahip olursa olsun hepsinin bu şekilde eğitim alabilecekleri ortamların hazırlanması mümkündür. Bu tür kursların açılması mümkündür. Gerekse bedenli engelli ve gerekse işitme engelli, gerekse görme engelli kardeşlerimiz olsun. Hepsine yönelik bu tür çalışmaların yapılabileceği zaten aşikardır. Onun için bizim herhangi bir mazeretimiz yok. Biz herhangi bir mazeret ileri sürmüyoruz. Vatandaşlarımızın da toplumumuzun hiçbir kesiminin de bir mazereti yok. Her türlü engelli kardeşlerimizin de toplumun bu eğitim seferberliğine katılmasında fayda var. Destek olmalarında fayda var. Onun için biz tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Aynı zamanda çevrelerindeki böyle engelli kardeşlerimizi de bize yönlendirirlerse, teşvik ederlerse çok güzel olacağını düşünüyoruz.